Merhaba efendim, İçer gündemindesiniz. Mersin'de ve Mersin ilgilendiren Türkiye'de, dünyada neler yaşandı program içerisinde yer vermeye çalışacağız. Bugün çok önemli bir toplantı var. Bu toplantı tabii ki koronavirüsün etkilerini azaltma, koronavirüsün eğer azaldıysa toplumdaki etkileri, normal yaşama geçişle ilgili ne tür kararlar alınacağıyla ilgili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak ve bu toplantı sonrasında saat 20'de akşam 8'de Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda alınan kararları açıklayacak. Hedef 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçilmesi, ama bu normalleşme sürecine kademeli bir şekilde geçilecek ve kademelerde hangi kurallar değişecek, buna yönelik bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kabinede bakanlar karar alacaklar değerli seyirciler. Tabii bugün esnaflar da gözlerini bu toplantıya çevirmiş durumdalar. Özellikle 17 günlük kapanma süreci içerisinde iyice ekonomi batağında kaybolan küçük esnaf gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevirmiş durumda ki Sayın Erdoğan'ın da bugün yapacağı konuşmada esnaflara önemli destekler vermesi bekleniyor. Ama tabii esnaf ne istiyor? Esnafın isteklerine bir bakalım efendim. Esnaf şunları istiyor. Hükümetten talepleri şöyle esnafın: bir kapanma daha olmasını istemiyor esnaf. Eğer böyle uzun süreli bir kapanma daha olursa esnafın bütün zararlarının devlet tarafından karşılanmasını istiyor Türkiye'de esnaflar. Bununla birlikte borç ertelemesi ya da faiz ertelemesi istemiyor esnaf. Direkt nakdi yardım yapılmasını istiyor. Ayrıca esnaflar dükkanlarını açamadıkları için almış oldukları borçları ödeyememekten şikayetçiler ve bu borçların yıl sonuna kadar faizsiz bir şekilde ertelenmesini istemekle birlikte sosyal güvenlik prim borçlarına da bir düzenleme getirilmesini istiyor kabineden. Ve bu konularla ilgili olarak gözlerini esnaf bugün toplanacak olan kabine toplantısına çevirmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı da akşam 8'de alınan kararları açıklayacak. Tabii 1 Haziran'a kadarki süreç içerisinde 17 Mayıs bugünden itibaren biraz daha hafifletilmiş kurallarla yaşantımıza devam edeceğiz. Bu 29 Nisan'da başlayan 17 Mayıs'ta sona eren günlere nazaran. Şöyle ki hafta içerisinde saat 21'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması ve bir sonraki günün sabah 5'ine kadar devam edecek. Hafta sonları ise cuma günü saat 21'de başlayacak. Pazartesi gününün sabah 5'ine kadar devam edecek. Tabii bu süre zarfında vatandaş ihtiyaçlarını gidersin diye iş yerleri açık olacak. İş yerleri sabah 10'dan akşam 5'e kadar açık olmakla birlikte yeme içme sektöründe çalışanlar gel al şeklinde saat 20'ye kadar, gece 24'e kadar da paket servisi yapabilecekler. Bunu da belirtelim efendim. Tabii bütün aşılarını yaptırmış, her iki doz aşısını da vurulmuş olan 65 yaş üstü vatandaşlar ve diğer vatandaşlar, diğer yaş gruplarındaki vatandaşlar kısıtlamalardan tamamen muaf olacaklar. 18 yaş altı da kısıtlamalardan muaf olacak ama tabii ki toplu taşıma araçları kullanılamayacak. Bunu belirtelim. Tabii bu 1 Haziran'a kadarki süreç içerisinde seyahat kısıtlaması da kalktı. Ancak vatandaşların özel araçlarıyla zaruri olmadıkça seyahat etmeleri istenmiyor. Eğer vatandaşlar şehirler arası özel araçlarıyla seyahat edeceklerse de geçerli bir nedenlerinin olması gerekiyor. Covid-19 yaşantımıza girdi gireli konulan tedbirlerin büyük bir çoğunluğu 1 Haziran'a kadar yine hayatımızda olacak. 1 Haziran'dan sonrasındaysa tabii yeni tedbirler gelecek ya da var olan tedbirler hafifletilecek ve kademeli bir şekilde
yaşantımıza devam edeceğiz. Normal yaşama geçme yolunda. Eğitim öğretim önemli bir konu. Eğitim ve öğretimin bu yıl olmaması görüşü var. Okulların açılmaması görüşü var. Önümüzdeki döneme ait olarak da bir ay ya da 1,5 ay erken başlaması ve bu süre zarfında da telafi dersleriyle kaybedilen bu sene içerisindeki bilgilerin öğrencilere verilmesi ağır basan bir görüş. Ama sonuç ne olacak? Bunu da tabii ki bu gün yapılacak olan toplantıda karara bağlayacak kabine üyeleri. Bununla birlikte efendim COVID-19 demişken dünkü rakamları bir hatırlayalım değerli seyirciler. Dün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 202.243 test yapıldı. Vaka sayısı dün 10.512, hasta sayısı 920, vefat sayısı 223. Mersin'e gelecek olursak efendim, Mersin'de tabii tüm Türkiye ile birlikte aşılama çalışmaları da devam etmekle birlikte Mersin'de 100 binde görülen vaka sayısı dün itibariyle 84.71. Bu güzel bir rakam ama amaç tabii hem Türkiye genelinde hem de Mersin özelinde bu sayıları düşürmek. İddiaya göre tabii resmi rakamlar yok ama Mersin ili genelinde COVID-19'dan hayatını kaybeden kişi sayısının da 2500'ü aştığı iddia ediliyor. COVID-19'un hayatımıza girdiği andan günden bugüne kadarki süreç içerisinde iddia o ki Mersin ili genelinde de 2500'den fazla kişi hayatını kaybetti deniliyor. Ama bu bir iddia tabii. Resmi rakamlar açıklanmış değil efendim. Koronavirüsle ilgili bu bilgileri paylaştık. Buradan gelelim Mersin özeline dönelim efendim. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hafta sonunda tam 4 televizyondan canlı olarak yayınlanan bir programa konuk oldu. Sayın Seçer bu programda özellikle de koronavirüs süreci içerisinde Mersin'e yapılan hizmetlerden, projelerden bahsetti. 4 televizyon kanalının ortak canlı yayınına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de hayata geçirdikleri projeleri, alt ve üst yapı çalışmalarını, ulaşım sorununu çözmeye yönelik attıkları adımları ve pandemi nedeniyle yaşanılan zorlu süreçte ağırlık verdikleri sosyal hizmetleri anlattı. Sosyal politikalar bizim için olmazsa olmaz. Tabii ki kentin üst yapısı, alt yapısı, parkı, sanatı, kültürü bunlar hep olacak, hep konuşacağız, hep yapacağız. Onlara yönelik de vizyonumuz var, projelerimiz var ama orta yerde insanlar aç iken, orta yerde yoksulken, bakıma ihtiyacı varken de onları görmemezlikten gelemeyiz. Yani kendimize sanal bir pembe bir tablo çizemeyiz. Mersin'in de böyle bir yönü var. Seçer göreve geldikleri günden bu yana öncelik verdikleri sosyal desteklerin önemini, insanlar mutfakta tencere kaynatamıyor, çocuklarına aş pişiremiyor sözleriyle anlattı. Bu yıl gıda kolilerini talep gelmeden dağıtmaya başladıklarını vurgulayan Seçer, "Bugün itibariyle konuşuyorum. 100 bini geçtik ve talepler devam ediyor. Emin olabilirsiniz ki Alo 185'e şu ana kadar 40 binin üzerinde bize çağrı geldi," dedi. Biz yöneticiyiz. Biz hesabı helalli sandıkta isteriz. Hesap verebilirsek göreve devam ederiz. Evet. Eğer hesap veremezsek, helallik alamazsak da görevimize son verir. Bunu da halk yapar. Dolayısıyla biz şikayet etmeden, biz ama fakat lakin demeden halkın şu anda içinde bulunduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmanın çarelerini bulmalıyız. Başkan Seçer, metro ihalesiyle ilgili olarak bizim ihalenin yaklaşık maliyeti çok düşük kaldı. Çünkü 1,5 yıl önce hazırlanmış. Hal böyle olunca biz kike fikir sorduk. Biz çıktık ihaleye. Çok yüksek rakamlar atıldı. Zaten bir geçerli teklif vardı. O da yüksekti. Biz ondan görüş bekledik diye konuştu. Vatandaşın verdiği yetkiyle onların kaynaklarını kullanıyoruz. Değil mi? Yasalar çerçevesinde kullanıyoruz. Ama burada bu demek değildir ki. Devletin çok önemli kurumları vardır. Onlar devletin kurumlarıdır. Devletin makamlarıdır. Bir siyasi partinin güdümünde olamaz. Bir siyasetçinin emir komutası altında olamaz. Bunlara çok dikkat etmek lazım.
SCADA sistemi sayesinde kayıp kaçağın engelleneceğini ifade eden Seçer, SCADA'yla suları çaldırmayacağız. Derdim garip gurebayla değil ifadelerine yer verdi. Sularımızı çaldırmayacağız. Peki. Bak çok net söylüyorum. Derdim garip gurebayla değil. Bakın tekrar söylüyorum. Derdim garip gurebayla değil. 10 metre küp, 5 metre küp, 20 metre küp adamın yiyecek ekmeği yok. Su kullanmış. Feda olsun. Feda olsun. Ama karın gibi zengin müteahhitler inşaat yapıyorlar. Enselerindeyim. Koca koca işletmeler. Milyon dolar ciro yapıyorlar. Enselerindeyim. Bahçe yetiştiriyor adam. 100 dönüm, 150 dönüm. Bedava tahsis yaptırmış milli emlaktan. Ceviz yetiştiriyor, badem yetiştiriyor. Son 10 yılda çok moda oldu biliyorsunuz. Hazine arazileri hep tahsis edildi. Nasıl olsa bedava aldık. Cevizi ekiyor, bademi ekiyor. Suyu da su da meskiden, o da bedava. Bir tane adam buluyor içeriden, onları da tespit ediyoruz. Hepsini çıkartıyoruz, ifşa ediyoruz, işten atıyoruz. Değerli seyirciler, dünya gündeminde, ülkemizin gündeminde yer alan diğer bir konu da tabii ki Filistin'de yaşanılanlar ve İsrail'in uygulamış olduğu şiddet. Tüm Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde İsrail'in şiddeti protesto ediliyor. Hatta İsrail'in bazı kentlerinde bile İsrail'in şiddeti Filistinlilere karşı uygulamış olduğu terör protesto ediliyor. Dünya diplomasisi şu anda hareketli bir şekilde o bölgede silahların susması, İsrail saldırısına son verilmesi ve bir ateşkes yapılması konusunda bölge ülkelerinin yetkilileriyle dünya liderleri telefon diplomasisi ya da yüz yüze görüşmelerde gerçekleştiriyorlar. En yakın zamanda amaç o ki bölgede kanın akmasının durması ve İsrail'in şiddetine son vermesi. Şimdi tabii bu konuya yönelik olarak Türkiye'nin dört bir tarafında da protestolar düzenleniyor. Vatandaşlar sosyal medyadan sözleşerek, randevulaşarak çeşitli noktalarda protesto eylemleri yapmakla birlikte Türkiye'de büyük sitelerde protesto eylemleri yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları protesto eylemleri yapıyor. İsrail'in konsoloslukları önünde, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin konsoloslukları önünde de eylemler gerçekleştiriliyor. Zaman zaman bu eylemler çok uç boyutlara gidebiliyor. Vatandaşlar otomobillerini Amerikan elçiliğinin önünde yakabiliyor ya da vatandaşlar onlarca kanlı kefene sarılmış oyuncak bebekleri İsrail elçiliğine, İsrail konsolosluklarının bahçelerine atabiliyorlar. Ve tabii Filistin'de İsrail saldırıları sonrasında şehit olanlar içinde gıyabi cenaze namazları da ülkemizin dört bir tarafında da camilerde kılınıyor efendim. İsrail'in şiddeti bugün Akdeniz Belediye Meclisi'ne de konu oldu. Akdeniz Belediye Meclisi'nin toplantısında Belediye Başkanı Mustafa Gültak toplantı öncesinde İsrail'i kınadı ve Filistinlilerin her zaman yanındayız dedi. Akdeniz Belediye Meclis toplantısında İsrail'in kadın çocuk demeden mazlum Filistin halkına ve Gazze şeridine yönelik saldırıları dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği katliam, zulüm ve sürgün kınandı. Akdeniz Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ilk birleşimi Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Başkan Mustafa Gültak, İsrail'in mazlum Filistin halkına zulmünü ve Gazze şeridine yönelik saldırıları kınadı. Özellikle Amerika'daki ve Avrupa'daki toplu yürüyüşleri görmüşsünüzdür. Yöneticiler susuyor ama halklar susmuyor. Dolayısıyla bu zulmün son bulması konusunda demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Ve Filistinli kardeşlerimizin sonuna kadar da yanında olduklarımızı buradan ben beyan etmek istiyorum. Zalim kim olursa olsun zalimdir. Zulüm ne olursa olsun zulümdür. Mazlumların her zaman yanında olacağız. Bu fark etmez. Din, dil, ırk, insan, dünyanın hangi köşesi, hangi boyutu olursa olsun fark etmez. Hristiyan, Yahudi, yıllar önce Osmanlı
İspanya'da Yahudi kıyımı olduğunda topraklarını Yahudilere açmıştır. İspanya'ya gidenler varsa oradaki tarihi iyi incelerseniz bunu görürsünüz. Dolayısıyla bizim ecdadımızdan utanacağımız bir şey yoktur. Ecdadımız yıllarca üç kıtayı yönetmesine rağmen adaletten, hürriyetten olmuştur. Bütün dinlere sahip çıkmıştır. Bütün din sahiplerinin ibadetlerine, hürriyetlerine sahip çıkmış bir geçmişimiz vardır. Onlarla övünüyoruz. Dolayısıyla bu zulmün bir an önce bitmesini istiyoruz ve bu konuda da her türlü farkındalığı ortaya koyacağız. Orada şehit olan tüm insanlarımıza Allah'tan rahmet. Şu an hasta olanlara, hastanede olanlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye'de İsrail'i kınayan protestolar devam ediyor. Son olarak Adana'da İncirlik Üssü'nün hemen yanında sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan yüzlerce vatandaş İsrail'i kınadı. İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'e saldırıları Adana'da protesto edildi. Bir sivil toplum kuruluşu altında bir araya gelen vatandaşlar İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'na kadar yürüyerek İsrail'i kınadı. Bakın kıymetli kardeşlerim, burasının ne olduğunu 15 Temmuz'da hatırladınız. Burası ülkemizi yok etmek için askerimizi, polisimizi, yaşadığımız bütün beldeleri tarumar etmek için FETÖ yapısıyla birlikte organizeli bir şekilde buradan kalkan uçaklar Ankara'da ve İstanbul'daki uçaklara nakil ikmali yapan Amerika'nın kontrolünde olan bir yerdir. Ey ABD, ey Siyonist yapılar, bizim İncirlik'le problemimiz var. Burası bir an önce kaldırana kadar mücadelemiz devam edecek. Mescid-i Aksa meselesi bizim için herhangi bir mesele değildir. Filistin meselesine sahip çıkmak, Kudüs davasına sahip çıkmak bizim için iman meselesidir. Hafta sonunda Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Bu trafik kazasında taraflardan biri Irak vatandaşı bir aile idi ve o ailenin mensubu kazaya karışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi tarafından darp edildi. Bazı sosyal medya hesaplarında, bazı haber sitelerinde bu olayın bir ırkçı saldırı olduğu, Kuzey Irak'tan gelen ailenin ırkçı bir saldırıyla darp edildiği şeklinde haberler çıkınca Mersin Valiliği de bu olayın bir trafik kazası sonrasında yaşanan münferit bir tartışma olduğu, ırkçı saldırıyla alakası olmadığını duyuran bir metin yayımladı ki Mersin Valiliği'nin bu metnine Iraklı ve Kuzey Iraklı yetkililer de destek verdiler. Yaşanan olayda Iraklı vatandaş darp edildi ve darp eden 3 kişi gözaltına alındı, sonrasında da 2 kişi tutuklandı. Ara 112 ara. Oğlum söyle ki. Ara 112 ara. Adamı öldürdüler. Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiyi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ailesiyle birlikte Antalya'da tatil yapmak üzere Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan Irak uyruklu MMK özel aracıyla seyir halindeyken Mersin'in Bozyazı ilçesi Gözsüzce mahallesi Sırtlan mevkiinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından Iraklıyla diğer otomobilde bulunan MFO, MBS ve SO arasında tartışma çıktı.
tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bir Irak vatandaşı 3 kişi tarafından darp edildi. Kavgada başını aldığı darbeler sonucu ağır yara alan MMK ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan MFO, MBS ve SO ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeler ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan MFO ve MB kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve halkı kin ve nefrete teşvik etmek suçlarından tutuklanırken SO isimli şahıssa adli kontrolle serbest bırakıldı. Uyuşturucu bağımlısı bir genç annesine ve babasına şiddet uygulayarak sürekli onlardan para aldı, almaya da devam etti. Aile şikayetçi oldu ama o kişi tedavi olmak istemediği için amateme yatırılamadı. Son şiddetinden de anne ve baba KADES uygulamasıyla şiddete maruz kalan tehdit altındaki kadınların polise çok kolaylıkla ulaşıp kısa sürede polisin kendilerine yardımcı olması için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen KADES uygulamasıyla çocuklarının şiddetinden kurtuldular. Adana'da uyuşturucu bağımlısı evlatlarının saldırısına uğrayan karı koca KADES uygulaması sayesinde şiddetten kurtuldu. Aile şimdi bir an önce evlatlarının tedavi olarak uyuşturucudan kurtulmasını istiyor. 11 ay ceza yattı, yine geldi başladı. Tekrar başladı. Ya ne der var, benim de kafamı kırmıştı. Benim oğlumun şurayı da yap, devirle. Hem beni hem bunu. Gittik, derp rapor aldık, sonra çocuk şubeye gittik. Orada verdik, gereken uzaklaştırma istediler. Olabilir diyor, olabilir diyor. Olmaz öyle bir şey. Geliyor bir de şey tutmuyorlar. Hayır, çok zordur, o düşündüğüm zaman bahsediyorum ben bunu. Devamlı kavga, devamlı bizi tehdit ediyor, darp ediyor, para, uyuşturucu da kullanıyor. Gelen giden hesabı belli değil zaten buraya yanına gidip gelenler çok olur. İçiyorlar, satıyorlar, ne yaptıklarını belli değil. Ben çok kovdum, dövdüm, çok kişiyi de dövdük burada. Yine uslanmadı, artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım, polisi aradık, hadisi aradık. Zaten 5-7 dakikanın içinde geldiler. Darp etti demirden. Oğlum da aynı şekilde. Annesini de zaten darp etti. Artık ya tedavi görür ya içeri attıracağız bunu. Başka çaremiz yok. Siz oğlunuzun tedavi görmesini mi istiyorsunuz? İstiyoruz. Eğer gerçek bir tedavi yapılacaksa istiyoruz. Ama yok diyorlarsa, bir ayın içinde götürüp de getirirlerse zaten olmaz. İmkanı yok, kurtulamaz bu. Aynı şekilde devam eder. Aynısı cezaevi. 3-4 sene yatarsa içeride kurtuluş şansı olur. Başka kurtuluşu yoktur onun. Aile evlatlarından şikayetçi olunca amatemde tedavi olmasını talep ederken Doğuş D adlı kişi tedavi olmayı kabul etmedi ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Bir ticari taksi seyir halindeyken virajı alamayınca bir motosiklete çarptı. Motosikletin yanında bulunan iki kişiyi ağır yaraladıktan sonra Seyhan Nehri'ne uçtu. Taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtulurken ağır yaralanan iki kişinin tedavisi sürüyor. Adana'da bir taksinin motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçması sonucu ikisi ağır, 3 kişi yaralandı. Kendini şu kaldırıma vurdum, parçaya vurdum. Aşağı ıskanakta mı Kaza Seyhan ilçesi Şehit Duran mahallesinde meydana geldi. Kilis'ten yolcu getiren İbrahim Kaya, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu. Hafif yaralanan Kaya, nehirden kendi imkanıyla çıkarken motosiklette bulunan Hüseyin Itır ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ağır yara alan iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Biz orada parkta oturuyorduk. Ondan sonra bir baktım, gümletli bir şey, 3 metre taksi havada gördük. 3 metre ateş fışkırıyor taksiden. Gümletli suya düştü. Ancak yaralı var dediler, koştuk geldik. İkisi motorda, biri ağır ama biri hafif. Tarsus ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Çarpıştıkları anda otomobillerden birinde yangın çıktı. Yangını itfaiye söndürdü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan biri yandı. Kaza Yeni Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. HB idaresindeki otomobille sürücüsü öğrenilemeyen bir araçla kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir aracın ön kaput kısmında yangın çıktı. Yanan aracı olay yerine çağrılan Tarsus itfaiye ekipleri söndürdü. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Dedektör köpekler araç içerisindeki taşlara yönelince taşlar kırıldı ve taşların içerisinden yüklü miktarda uyuşturucu hap çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limanı'na gelen 17 konteynerde 1 ton 72 kilo ağırlığında 6 milyon 264 bin 259 adet Keptagon cinsi uyuşturucu hap bulundu. Narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan kontrolde dedektör köpeğin ürünlerin bir bölümüne tepki vermesi üzerine içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen taşlar tek tek kırıldı. Yapılan incelemede taşların içerisinde gizlenen şeffaf paketlerin uyuşturucu haplarla dolu olduğu anlaşıldı. Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1 ton 72 kilo ağırlığında 6 milyon 264 bin 259 adet Keptagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 313 milyon lira olduğu belirlendi. Osmaniye'de göçmen operasyonu yapıldı ve 66 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken onları Türkiye'den Avrupa ülkelerine götüreceğiz diye kandıran kişiler de gözaltına alındı. Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin geçişlerinin engellenmesiyle göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan iki şahıs, 8'i Pakistan, 58'i Afganistan uyruklu olmak üzere 66 mülteci ile birlikte suçüstü yakalandı. Diyarbakır'dan geldiği belirlenen iki minibüs şüphe üzerine durduruldu. Minibüste yapılan kimlik kontrolünde göçmen kaçakçısı ST ve İA isimli şahısların 8'i Pakistan, 58'i Afganistan uyruklu olmak üzere 66 mülteciyi para karşılığında batıya götürdüğünü belirledi. Düzensiz göçmenlerle birlikte suçüstü yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 66 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi. İçer gündemini burada noktaladık. Ayrıntılar ekranlarınızda ve sosyal medya hesaplarımızda olacak. Bizde kalın, hoşça kalın.